Bizimle tider.org'dan temasa geçip ilçenizde yüksek standartta gıda bankası kurabilirsiniz ve bu şekilde israfı önleyebilirsiniz ve ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerine durmalarını sağlayabilirsiniz. Kamu, özel sektör ve bir STK olarak omuz omuza gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak için çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz sayesinde emin adımlarla daha çok aileye dokunabiliyor, daha çok ürünü israftan kurtarabiliyor ve TİDER etkisini yayabiliyoruz. Teşekkürler. Değişen tüketim alışkanlıkları, nüfus artışı ve doğal kaynakların hızla tükenmesi, temel yaşam kaynağımız olan gıdaya ulaşımı giderek zorlaştırıyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma kaygısı içerisindeyken bir yandan da israfa devam ediyoruz. Afrika başta olmak üzere dünyada açlık ve yoksullukla mücadele eden yaklaşık 1 milyar insan, öte yandan özellikle gelişmiş ülkelerde israf eden milyonlarca kişi var. Ülkemizde de durum pek iç açıcı değil. Hane halklarının %22'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her 10 evden ikisinde aileler yoksulluk sınırı altında ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İsraf edilen gıdaya bakıldığında, örneğin en kalabalık metropolümüz İstanbul'da her gün 4000 ton gıda çöpe gidiyor. Bunu önlemek için israf olan gıdalarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak gerekiyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çöpe atılan ürünlerin israf olmasını, boşa gitmesini engellemek için çalışmalar yapılıyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de gıda bankacılığı sistemi. Dünyada ve ülkemizde her 7 kişiden biri yoksulluk sınırında yaşarken dünyada üretilen toplam gıdanın 3'te 1'i israf oluyor. Yoksulluğun önüne geçmek ve israfı önlemek için sivil toplum örgütleri birçok çalışma yapıyor. Özellikle kaymakamlıklar, belediyeler ve özel sektör işbirliğiyle bu kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri yeni bir sistem geliştirmişler. Bu sistemin adı Gıda Bankası. Gıda Habercisi olarak bu hafta sizlere Gıda Bankası'nın nasıl işlediğini anlatacağız. Gıda bankaları, sivil toplum kuruluşlarınca ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere gıda toplayan kuruluşlardır. Gıda bankacılığı sistemleri farklı mevzuatlar sebebiyle ülkelere göre değişiklik göstermektedir. İlk olarak 1960'lı yıllarda Amerika'da kurulmuş gıda bankacılığı sistemi, Avrupa kıtasında ise 1980'li yıllarda başlamış. Ülkemizde gıda bankacılığı ile ilgili yasal mevzuat 2004 yılında düzenlenmiş. Dünya genelinde bakıldığında ne kadar gıda bankası var ve ülkemizde ne kadar gıda bankası var, bunu kıyaslayabilir miyiz? Dünyadaki bütün gıda bankaları toplandığı zaman 100 küsür ülke bir araya geliyor. Yani her birinde 15-20 gıda bankası olsa minimum 1500-2000 gıda bankası vardır diye düşünüyorum. Yani bu gittikçe de artıyor. Çünkü gıda bankacılığı aslında destinasyon bazında yapılıyor, bölgesel. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu zaman oraya açılıyor. Lakin Türkiye'de de biz çatı kuruluşuyuz gıda bankacılığı konusunda. Çoğu gıda bankası bizi arıyor. Bu işi yani kurmak isteyen belli bir bölgede, ilçede bu işi nasıl yapıyorsunuz? Biz onlara know-how birikimimizi aktarıyoruz. Türkiye'de de yaklaşık 80 gıda bankası market formatında var. Aş evlerini falan katarsanız da 150'ye yakın gıda bankası var diyebiliriz. Bize Gıda Bankası'nın hikayesinden bahseder misiniz? 2010 senesinde Gıda Bankası Derneği'ni kurduk. Ben de o dönemde bir gıda firmasının yöneticisiydim. Sosyal sorumluluk projesi yapmak gibi bir fikrimiz vardı. Uzun süre araştırdık. Ve bir gün bir davetiye geldi. Global Food Banking Network'ün bütün dünyadaki gıda bankalarının üyesi olduğu kuruluşun kurucu başkanı Türkiye'ye geldi. Ve onun nezdinde Türkiye'de bu işi kurmak üzere gıda firmaları çağrıldı. Onun sonucunda 8 gıda firması Gıda Bankacılığı Derneği'ni kurduk. Burada tabii eski milletvekili Aziz Akgül'ün de büyük emekleri var. O 2004 senesinde gıda bankacılığının kanununu da çıkarmış milletvekilimiz. Şimdi banka orada ürünlerin bir yere toplanması anlamına
kullanılıyor ve bu bir yere toplanıyor. Daha sonra ihtiyaç sahip belli kanallardan ulaştırılıyor. Biz de 4 sene boyunca bunu yaptık ve örneğin Van depremi oldu. Oraya bayağı bir ürün yolladık. Aklımıza yatan, düzgün çalıştığımızı düşündüğümüz kanallardan o ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Daha sonra 2014'te derneğimizi yeniden yapılandırdık. İsmimizi Temel İhtiyaç Derneği olarak değiştirdik. TİDER oldu. Bunun sebebi de sadece gıda değil, biz aynı zamanda kıyafet, temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünleri de veriyoruz. Bir de bir insanın üretmesi, çalışması da bize göre temel ihtiyaçtır. Bunların hepsini kapsaması açısından Temel İhtiyaç Derneği dedik. Tüzüğümüzü değiştirdik ve ilk bize göre olması gereken şekliyle Gıda Bankası'nı, biz ona destek market dedik. 2015 Şubat ayında Maltepe'de açtık. Bu 6 ay sonra da bizim meslek edindirme modülümüzü entegre ettik, başlattık o programımızı. Ve onun sonucunda ihtiyaç sahiplerine hem temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de onlara iş bularak kendi ayaklarının üzerine durmalarını sağlıyoruz ki bize ihtiyaçları olmasın. Türkiye'de her 7 kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her yıl 325 bin ton gıda imha ediliyor. İsrafın tahmin edilen maliyeti 414 milyar Türk lirası. Gıda israfıyla ilgili rakamlar gösteriyor ki ülkemizde gıda bankacılığına ihtiyacımız var. Gıda Bankası'nın nasıl çalıştığını bize anlatır mısınız? Temel ihtiyaç ürünlerini bağışlayabilecek firmalarla bu ürünleri alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak gıda bankalarını bir araya getiren bir platformuz. Gıda bankacılığının çatı kuruluşu olarak Türkiye'de görev yapıyoruz. İstanbul'da başladık modelimize. İlk başta Maltepe'de buradaki mağazamızı açtık. Daha sonra da Bağcılar'da açtık. Biz şimdi bu modelimizi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Gıda üreticileri özellikle belli ölçüde israfa neden olabiliyorlar. Yani ürettikleri ürünlerin belli bir kısmı israf oluyor normal şartlar altında. Son kullanma tarihine kadar tüketilmeyen ürünler israf olabiliyor. Bir şekilde elinden çıkarmak durumunda kalıyor, satışa sokamıyor. Dolayısıyla türlü türlü sebeplerle açığa çıkan ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğimiz ürünler oluyor. Destek marketler sayesinde 3. yılımıza girdik Maltepe'de. 5500'den fazla aileye ihtiyaçlarına ulaşmalarına aracı olduk. Ürünlerin maliyet bedelleri yaklaşık 1,5 milyon TL'yi aştı. Aslında normalde satış bedeli çok daha fazla ve yani sonuçta 1,5 milyon liralık bir israftan kurtarmış olduk sadece 2 sene içerisinde. Bu arada bizim modelimizin bence en güzel tarafı sürdürülebilir olması, o da şöyle ki ihtiyaç sahipleri aileler markete geldiklerinde bizim destek İK masamız, onlarla temasa geçerler. Ailelerinde çalışmayan insanlara iş bulmaya çalışıyorlar. Ve böylece de kendi ayaklarının üstünde durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani sadece gıdayı vererek değil, ona balık tutmasını da öğreterek gıdaya nasıl ulaşacağı, alın teriyle nasıl alabileceğiyle ilgili de çalışma yürütüyorsunuz. Aynen öyle. Ben şöyle görüyorum. Yani bazı insanlar hani biraz şanssızlıktan ihtiyaç sahibi durumda oluyor. Bizler bu sistemlerle onlara aslında bir ufak bir destekle ayağa kaldırıyoruz ve sonuçta kendi aklının üstünde durmasını sağlıyoruz. Bütün amacımız bu ve bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Destek Market, ülkemizde bulunan gıda bankalarından sadece biri. Temel İhtiyaç Derneği'nin bünyesinde kurulmuş. İlk olarak Gıda Bankacılığı Derneği olarak kurulan sistem, daha sonra gıda dışındaki ihtiyaçları da karşılamak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği adını almış. Gıda bankacılığı sistemi, sivil toplum kuruluşları, kaymakamlıklar ve belediyelerin işbirliğiyle yürütülüyor. Bizim derneğin iki tane ana misyonu var. İhtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak. Evet. İkincisi de israfı önlemek. İsraf edilen ürünlerin 1/3'üyle yoksul olan ya da açlık sorunu çeken insanların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Yani sorun aslında çözülebilir bir sorun. Ve bunu sadece sisteme koymak lazım ve düzgün çalıştırmak lazım. Biz birçok üretici ve perakendeci ile çalışıyoruz şu anda. Ve onlar bize üretim fazlası, işte son kullanma tarihi 3-4 ay kala ürünleri bağışlıyorlar. Biz de
son kullanma tarihinden evvel o ürünleri tükettiriyoruz. Buradan sonra da aslında başka kademeler de var. Yani insanların tüketebileceği ürünleri insanlar tüketsinler. Buradan çıkan ürünlerin hayvan barınaklarına gitmesi lazım. Zincirin son halkası da artık hayvanların da tüketemeyeceği ürünler, yani organik atık diyebileceğimiz ürünlerin de biyogaz tesisine gitmesi lazım. Global Food Banking Network'ün bütün dünyada işte yüzlerce üyesi var. Ve bildiğiniz Amerika'dan işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu, Afrika, Avrupa birçok kurum bir araya geliyor zaman zaman ve kendi deneyimlerini, kendi modellerini paylaşıyorlar. Lakin her sene bir konferans var. Biz de bu konferansa davet ediliyoruz ve her sene katılıyoruz. Geçen sene de Global Food Banking Network'ün tarihinde ilk defa düzenlediği bir ödül programına katıldık ve 8 finalist arasından inovasyon ödülünü kazandık. İnsan kaynakları modülümüzle bu ödüle layık görülüyoruz. Yani bu da şu anlama geliyor aslında. Bir yerde herkes şunu söylüyor. Yani bu sürdürülebilir bir model değil aslında. Evet. Yani ver nereye kadar? Artarak devam ediyor. Kimileri bağımlılık yaratıyor. İşte ihtiyacı olmasa da gidip alanlar var. Dolayısıyla buradaki hedef bu insanları kalkındırmak, kendi ayaklarının üzerine durmalarını sağlamak. Herkes teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladı. Bunu biz de yaptık. Örneğin bu ürün bağışını bizim Destek Bulutu platformu üzerinden yaptırıyoruz. Yani örneğin Adana'da bir perakendeci işte 1000 tane çocuk bezi çıktıysa açığa bunu bizim sistemde Destek Bulutu'nda post ediyor. Bunu gören yine Adana Ceyhan'daki örneğin bir destek market ya da gıda bankası postu rezerve edip kamyonunu gönderip çekebiliyor anında. Dolayısıyla bu verimliliği çok arttırıyor ve hızlandırıyor. Yani biz de orada bir yazılım hazırlattık kendimiz ve çok da iyi işler durumda şu anda. Bunun dışında ikinci bir yazılım hazırlattık. Bu da bildiğiniz işte bir takım kariyer siteleri var iş bulan. Onların ihtiyaç sahibi versiyonunu hazırladık. Örnek vermek gerekirse Karabük'teki bir ihtiyaç sahibi gidip o çevredeki fabrikalardaki açık pozisyonları görüp işe başvurabilecekler. Aynı şekilde fabrikanın insan kaynakları yöneticisi bir de TİDER'in database'ine bakayım diye bizden mülakata çağırabilecek. Bu iş o kadar büyük bir iş ki, yani çok büyük bir sorumluluk var. Sadece bir STK'nın ya da kamunun ya da özel sektörün altından kalkabileceği bir sorun değil. Yani bir şekilde bizim toplumumuzu direkt ilgilendiren konularla uğraşıyoruz. Dolayısıyla biz her zaman kamu, STK, özel sektör omuz omuza ve modelimizi de buna göre geliştirdik. Küresel Gıda Bankacılığı Ağ verilerine göre dünyanın 32 ülkesinde 794 büyük gıda bankasıyla gıda bankacılığı sistemi aktif olarak işliyor. Ülkemizden Temel İhtiyaç Derneği'nin de dahil olduğu bu sistemde gıda bankaları aracılığıyla 7 milyon 100 bin insana toplamda 426 bin ton gıda dağıtılmış. Ülkemizde destek marketlerden her ay yaklaşık 1000 aile yararlanıyor. Yani yaklaşık 4000 kişinin gıda başta olmak üzere bütün temel ihtiyaçları kurulan bu sistem tarafından karşılanıyor. Bu dernek hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi fayda sağladı size? Benim evimin çok giderleri, ihtiyaçları için çok iyi oldu burası. De Allah razı olsun, çok yardımcı oldular. Hem çocuğumun bez ihtiyaçlarını hem de sebze ihtiyaçlarımı buradan alıyorum. Yeri geliyor deterjanlarımı, her ihtiyacımı buradan alıp evime destek oluyorlar. Allah razı olsun. İhtiyacım olduğu sürede geliyorum. Allah razı olsun, hiçbir zaman da kapıdan boş dönmedim. Yani her şekilde yardımcı oluyorlar. Gerek çocuklarımın ihtiyacında, gerek evimin ihtiyaçlarında, sebzede. Yani ben memnunum. Allah razı olsun. İstediğiniz her ürünü bulabiliyor musunuz burada? Bağış olursa çok destekçiler oluyor da, ama çok fazla bağışlar bu ara yok. Birkaç marketimiz var, buraya bağış yapıyorlar.
Tabii diğerlerde olsalar çok daha iyi olur. Burada bulunanlar engelli ailelerimiz çoğunlukla. Maddi durumu çok zor olanlar burada. Et, yoğurdu, tavuk, kahvaltı ürünleri olsa çok iyi olur ama tabii bu bağış yapan kişilere kalmış artık. İnşallah yaparlar. Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre Gıda Bankası, gıda, giysi, temizlik ve hijyen ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyondur. Buna göre Gıda Bankası sisteminde ihtiyaç sahibi kişiler temel ihtiyaç maddelerinden ücretsiz yararlanıyor. Gıda Bankası'ndan yararlanacak olan ihtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor? İhtiyaç sahipleri isterlerse kaymakamlığa, isterlerse belediyeye ya da direkt TİDER'e başvurabiliyorlar. Aslında kulaktan dolma da gidebiliyor bu sistem. Yani birisi gidip bir ihtiyaçlıya hani böyle bir yer var gidip başvurabilirsin de diyebiliyor. Böylelikle bir başvuru o şekilde alınmış oluyor. Sonra da bu başvurular tabii ki bir listeye giriyor ve hepsi denetleniyor. Gerçekten ihtiyaçlı mı o kişiler? Bir denetimden geçiyorlar ve gerçekten ihtiyaçlılarsa eğer o zaman bizim listemize girmiş oluyorlar ve aslında artık hak sahibi oluyorlar buradan faydalanmak için. Peki o kriterleriniz nedir? Yani ihtiyaç sahibidir diyebilmek için neleri kontrol ediyorsunuz? Bir kere kaç kişi var ailede ve kaç kişi çalışıyor? Çalışan var mı yok mu? Açlık sınırında mı bu insanlar? Ne tür ortamda yaşıyorlar? Onlara bakıyoruz, ihtiyaçlarına bakıyoruz ve ona göre de bir karar çıkıyor. Her aileye özel limitler uygulanıyor. Bu limitler bizler tarafından belirlendikten sonra bu kişilere bilgi olarak veriliyor. Kişiler markete hafta içinde istedikleri zaman gelebiliyorlar faydalanmak için. Belirli günlerde onlara sunabileceğimiz özel ürünlerimiz oluyor. Mesela sebze meyve günlerimiz oluyor. Dolayısıyla onlara bunlarla ilgili bilgiler de muhakkak sık sık veriliyor. SMS yoluyla da olabiliyor. Daha farklı yöntemlerimiz de olabiliyor. Sonuç olarak onlar da markete geldiklerinde kendi limitlerini de biliyorlar ve bu limitler dahilinde marketten alışverişlerini yapabiliyorlar. Burada önemli bir konu, markette sunduğumuz ürünlerimiz diğer marketlerde sunulan ürünlerin aynısı olmasına rağmen üzerlerindeki tutar çok düşük oluyor. Yani normal bir markette yapabileceği bir alışverişten çok daha fazlasını yapabiliyor ona belirlenen limitle. İhtiyaçlı aile. Mesela 200 puanlık bir limit belirlenmiş olsun. Biz TL demekten çok fazla haz etmiyoruz. Çünkü TL geçerli değil bizim marketlerimizde. Para yok. 200 puanlık bir limitimiz var. O 200 puanla ihtiyaçlı aile gelip çok medeni bir ortamda tam bir alışveriş merkezinde yaptığı gibi sepetini istediği ürünlerle doldurup sonra da limitinin dahilinde bunları kasadan geçirip torbaları doldurup alışverişini tamamlamış oluyor. Peki burada o belirlenen limitlerde istediği kadar alabiliyor mu yoksa onun da bir sınırı var mı kendi içinde? Tabii ki kendi içinde bir sınırı var. Biz kesinlikle önünü kesmek istiyoruz bu tür hani hak geçmesin, ihtiyacı olmadığı halde alıp belki satmak isteyebilir. Bunların önünü kesmek için her üründen belli sayıda almasını istiyoruz ve ürünlerin üzerinde bunlar da belirtiliyor zaten. Birçok üründen sadece bir adet veya maksimum iki adet alabiliyor hak sahipleri. Peki hangi ürünleri burada görebiliriz ya da hangi ürünleri satın alabiliyor ihtiyaç sahipleri? Ürün gamımız oldukça geniş aslında. Daha çok kuru gıdalar, işte makarna, şeker, bakliyat gibi gıdalar, meyve sebze oldukça var. Süt ürünlerimiz ya da işte çikolata çocuklarımızın özellikle çok keyif aldığı bölüm. Hijyen ürünleri, deterjan, temizlik ürünleri ve en çok rağbet görenlerden bir tanesi de bebek bezleri. Tekstil ürünlerimiz de var. Dolayısıyla bu tarz yani geniş bir gamımız var. Peki özellikle bu meyve sebze dediniz. Meyve sebzenin buraya geliş sürecinden bahseder misiniz? Nasıl meyve sebzeler geliyor ve nasıl alışveriş yapıyorlar meyve sebzeyle ilgili? Şöyle meyve sebzeler çoğunlukla günlük geliyor. Çünkü hani onların bir yaşam ömrü var. Dolayısıyla o ömrü tamamlamadan ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırmak hedefimiz zaten. Dolayısıyla günlük gelen sebzeleri söylüyoruz. Yani bugün geldi taze sebzemiz onlara diye. Onlar da gelip buradan istedikleri miktarda alıp yine kasadan geçirerek gidebiliyorlar. Hijyen ürünlerinde yarı fiyat, üçte bir fiyat diyebilirim. Ama diğer ürünlerde mesela bir makarna için işte markette 2 liraya alıyorsa bizde 50 kuruşa, işte 40 kuruşa onu alabiliyor. Dolayısıyla biraz daha fark ediyor. Üründen ürüne birazcık fark ediyor ama kesinlikle çok daha uygun bir fiyata geliyor. Bir de markasız ürünler var böyle özel paketlenmiş. Bunlar nasıl satılıyor da nasıl paketleniyor burada? Ya aslında onlar markasız değil, markalı olarak geliyorlar bize. Ama ya büyük poşetlerde yani ambalajlarda geliyor ya da
ambalajında ufak tefek zedelenme olan ürünlerimiz bunlar. Biz de bunları burada daha küçük paketlere ve hani sağlıklı paketlere bölüp o şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hem paketlemede hem hatta taşırken ürünleri buraya hani markete taşırken ve yerleştirirken de ona çok dikkat ediyoruz. Kesinlikle deterjan, temizlik ürünleri, hijyen ürünleriyle gıda ürünlerini bir arada bulundurmuyoruz. Farklı olarak görebileceğimiz mesela dondurulmuş tavuklarımız var. Ona çok da rağbet oluyor aslında. Ve biz aslında bunun da gamını genişletmek istiyoruz. Yani hani sadece dondurulmuş tavuk değil, bunun dışında da gelebilecek dondurulmuş başka ürünler veya daha farklı ürünleri de üreticilerimizden ve perakendecilerimizden muhakkak bekliyoruz destek olarak. Çünkü bu ne kadar genişlerse insanların ihtiyaçlarını burada aynen o kadar giderebilme şansımız aynen olacak. Aynen öyle. O kadar mutlu etmiş oluyoruz. O kadar insana dokunuyoruz aslında. Destek market ve gıda bankalarında sistem tamamen gıda firmaları, süpermarketler veya gönüllülerin bağışları üzerine kurulmuş. Özellikle tüketilmesinde sağlık açısından sakınca olmayan ve son kullanma tarihi geçmemiş olan gıdalar, hijyen ürünleri veya kıyafetler bağışlanabiliyor. Bağışların Gıda Bankası organizasyonunun belirlediği kurallar çerçevesinde yapılması gerekiyor. Gıda bankacılığı sistemine yapılacak olan bağışlarla ilgili yasalarda yer alan teşvikler de bu süreci kolaylaştırıyor. Bağışların tedarik zincirinin doğru bir şekilde koordine edilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması aşaması çok önemli. Sivil toplum kuruluşları ve kamu yetkililerinin ortak çabası ve işbirliği sayesinde bu sistem koordineli bir şekilde yürütülüyor. Eğer Gıda Bankası kurmak isterlerse size ulaşıyor olmaları yeterli midir? Başka illerde bununla ilgili buna gönül vermek isteyenler ya da destek vermek isteyenler sizlere nasıl ulaşsınlar? Gıda Bankası açmak istiyorlarsa ki biz insan onuruna yakıştığı için bunu market formatında yapmalarını tavsiye ederiz. Bizi arayabilirler. Bizim tider.org web sitemizden bütün bilgilerimiz var. Ulaşsınlar, biz her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye'de de çok büyük israf var. Yani baktığınızda senede 6 milyon ekmek israf ediliyor. Çok fazla meyve sebze israf ediliyor. Her tarafta israf var. Yani tarladan tutun da soframıza gelene kadar birçok noktada israfın önlenmesi gerekiyor. Bu anlamda da özel çalışmalarımız var ve onları gıda bankalarına en doğru şekilde ihtiyaçları olan ürünleri sağlayabiliriz ve birlikte o ilçedeki toplumsal kalkınmaya ciddi katkımız olabilir. İsteyen her zaman bizi arayabilir, herkese kapımız açık. Gıda Bankası kaç kişiyle çalışır ve nasıl bir hizmet ağı vardır? Tabii şu anda bizim derneğimizde profesyonel olarak çalışan yaklaşık 10 kişilik bir ekibimiz var. Bütün organizasyonu yöneten ekip bu. Onun dışında da gönüllülerimiz, yaklaşık 60'ın üzerinde gönüllülerimizle de biz sık sık bir araya geliyoruz. Marketlerimizde gönüllü günü dediğimiz günlerde gelip yardımcı olurlar, destek olurlar. Rafların dizilmesinden gelen müşterilere hizmet etmekten. Aynı zamanda maratonlara katılarak bağış toplayıp derneğe destek olmak için. Toplamda da bizim 5000 kişilik aslında bir platformumuz biz. 5000 kişilik destekçi ağımız var. Bağış topluyorlar. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü her ne kadar destek marketler için kaynak gerekmese de çünkü ücretsiz geliyor ürünler. Bizim derneğimizin organizasyonel yapısı ve bunu tüm Türkiye'ye yayabilmemiz için kaynağa ihtiyacımız var. Biz de hem bireysel hem de kurumsal olarak düzenli bağışçılara ihtiyaç duyuyoruz. Bu sayımız da her geçen gün artıyor. İnşallah daha da artarsa biz de böylece en daha kısa zamanda tüm Türkiye'ye bu sistemimizi yaymış olacağız. Peki özellikle firmalar buraya nasıl bağışta bulunabilirler? Ürün bağışı en başta yapabilirler. Ürün bağışı yapamayacak firmalar para bağışı yapabilirler. Onun dışında da başka türlü organizasyonlarla da bize destekli olabilirler. Bir takım aktiviteler, gönüllü aktiviteleri yer vererek. Bir takım hizmetlerin bila bedel verilmesi de bize bir destektir. İletişim bilgilerimiz tider.org'da yer alıyor. Oradan başvurdukları zaman hem bizim İK departmanımızla işbirliği yapabilecek firmalar olabilir. Çok büyük firmalar, genellikle güvenlik ve işte temizlik şirketleri de tabii mavi yakalı işler için çok ihtiyaç oluyor. Bizim destek İK modülümüze girip burada yer alabilirler.
Gıda bankaları, yoksulluk sınırı altında yaşayan veya açlıkla mücadele eden insanlara temel ihtiyaçları ulaştırmak için çalışıyor. İhtiyaç sahiplerine gereken yardımlar ulaşırken, bağış toplayarak gıda kayıpları, israf ve açlık konusunda farkındalık yaratılıyor. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için gıda bankalarının daha fazla bağışa ihtiyacı var. Gıda bankalarına faydası olabilecek kişilere bu sistemi anlatarak onların bağış yapması sağlanabilir. Dünyanın daha da yaşanabilir bir yer olması için birlikte çalışarak açlık ve israf gibi sorunların önüne geçilebilir. Gıda Bankası 600 bin ton gıda dağıtıyor. Türkiye dünyada gıda sektöründe yükselen bir yıldız. Ürettiğimiz gıdaları ihtiyaç sahiplerine kolay ve hızlı ulaştırmanın yollarından biri de sivil toplum örgütü, özel sektör ve kamunun işbirliğiyle kurulan gıda bankaları. Gıda bankalarının ülkemizde yaygınlaşıyor olması açlığın ve yoksulluğun önüne geçmekte önemli bir etken. Sağlıklı ve güvenilir gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bir dünya dileğiyle. Gıda Habersi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habersi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.